Şehir ve siyaset programına hoş geldiniz. Bugün de programımıza önemli bir ismi misafir ediyoruz. Misafirimiz İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Kadın Politikaları Başkanı Hünzire Yüksel. Başkanım hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Uşak'a da hoş geldiniz bu arada. Çok teşekkür ederim. Ben de bütün Uşaklılara sevgi ve selamlarımı yolluyorum. Sizinle olmak güzel. Teşekkür ederiz. Ya programı iki bölüm yapalım istiyorum. Tamam. Önce genel politika. Tamam. Hatta üç bölüm yapalım. Genel politika, kadın konuşalım ve evet. Uşak. Yani üç bölüm de yapalım. Tabii. Ya gündemde altın masanın Cumhurbaşkanı'nda kim olacak sorusu var. Geçen soru. Yani geçen günlerde mesela CHP açıkça artık bizim adayımız Kılıçdaroğlu dedi. İşte Saadet Partisi lideri Temel Karamanoğlu Kılıçdaroğlu'nu destekliyor. Yani Demokrat Parti, Gelecek ve Deva'nın tam bir net kararı yok. İyi Parti'nin de yani bu konudaki tutumu nedir? Ve son anketlerde artık Meral Akşener'in de ismini görmeye başladık anketlerde. Akşener'in adaylığı söz konusu olabilir mi? Yani Kılıçdaroğlu ısrar ederse Akşener de adayını koyabilir mi? Neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Bizim genel başkanımız en baştan itibaren ben başbakan olacağım dedi. Burada neye dikkat çekmeye çalıştı? Sistemin yanlışlığına. Evet. Bu tek adam sistemi bu güç kimde olursa olsun bozar. Hakikaten son yılda özellikle 5 yılı bir inceleyin. Her şey tek adamın kontrolünde. Meclis hükümsüz gibi, milli irade yok gibi. Hukukun üstün olmadığı, yargının bağımsız olmadığı, meclisin milli iradenin tecelli ettiği yer olmadığı sistemde demokrasi olmaz. Ya geçen hafta mesela Cumhurbaşkanı'nın talimatıyla işte yangın söndürdü diye. Yangın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiyesiyle söndürülüyor. Demek ki talimat vermese söndürülmeyecek. Yani böyle bir şey olur mu? Evet. Yani bu bile... Bu algı bile çok yanlış. Genel Başkan'ın vurgulamak istediği, dikkat çekmek istediği milli iradeyi hakim kılacak güçlendirilmiş parlamenter sistem. Bu sistemden kurtulmanın tek yolu, tek adam sisteminden parlamenter sisteme geçecek çoğunluğu sağlayabilmek mecliste. %60'lı geçmesi. Tabii tabii. Şimdi biz onun için çalışıyoruz. Niye iki seneye yakındır yollardayız? Genel Başkan ikinci tura başladı. Ülkeyi geziyor. Biz de şehir şehir. Sadece 2 ayda 20'nin üzerinde biz gezdik. Burada altılı masanın kuruluş amacı kim Cumhurbaşkanı olsununu belirlemek değil. Aslında bir ittifak da değil. Dikkat ederseniz aklı selim olan partiler ve liderler bir araya geldiler. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçecek manifestoyu yazıyorlar. Yani bu sistemi nereye taşıyacak? Güçlendirilmiş parlamenter sisteme taşıyacak. Ya çözüm noktasında, çözümün partisi olmadığına. Kim ne derse desin, şurası bir gerçek ki Millet İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı'dır. İsimler değil. Biz burada dikkat çektiğimiz ve olması gereken tek adam sisteminin o sandıkta kaybetmesi. Milli iradenin tekrar hakim olması. Tek adam sistemiyle ekonominin, eğitimin, sağlığın, velhasıl bilimum ülkeyi yönetecek politikaların olmadığını gördük. Çok güzel bir örnek verdin. Cumhurbaşkanı talimatıyla yangın söndürülmüş. Yani bunu yorumlayabilmek için ya da anlayıp açıklamak için ne hukukçu olmaya gerek var? Yani talimat vermese söndürülmeyecek. Öyle bir şey olabilir mi ya? Ne siyasetçi olmaya gerek var? Tabii herkes kendi liderini Cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ancak bizim genel başkanımız kesin dille izah etti. Amacımız budur diye. Tabii ki 6 lider bir araya gelirler. Çalışma bittikten sonra ortak hareket edilecekse ki altılı masa devam ediyor. Birileri yok masanın altında şu var bu var iddiası var ya. Ben çok açık yüreklilikle söylüyorum. Bir canlı yayında da söylemişim. Onu iddia edenler masanın altındakiyle İddia ettikleriyle birlikte yürüyenler. Masanın üstündekiler belli. Alt üstü yok bu işin belli. 6 lider yürüyor, bilirler. Partilerin kurullarında görüşülür. Liderlerin kararı açıklanır. Aday belli olur. Şimdi tartışılacak olan adaydan ziyade sistemi değiştirecek, bu sistemi değiştirecek sandıkta çoğunluğu alabilmektir. Budur. Herkesin görüşüne de saygılıyız. Mutlaka. Ya başkanım,
Anketlerde mesela bazı anketlerde evet. İyi Parti %20 üzerine gözüküyor, evet. Görüyoruz. Ya bazıları da %15'in altına düşüyor. Mesela çok farklı aralıkta belki %8, %9'a yakın bir... Canı çok sıkılanlar var. bir ara var. Evet. Bir de geçen de bir iddia atıldı. İşte hani İyi Parti'nin anket firmalarını ziyaret ettiği, Zafer Partisi'ni dikkate almaması gerektiğini falan öyle bir iddialar oldu. Şöyle diyelim. Yani sizce İyi Parti'nin oyu nedir ve hedef nedir? Şimdi şöyle, bizim öyle anket firmalarına gidip bizi böyle yazın demek gibi derdimiz yok. Biz sloganımızı dikkat etmişseniz millet bizi çağırıyor diye başladık. Evet. Şimdi az kaldı, evet. Diyoruz. Onun da sebebi şu, biz milletin kendisiyiz. Biz milletin çocuğuyuz, kızıyız, ablasıyız, annesiyiz, kardeşiyiz, abisiyiz. Yani milletin kendisiyiz, onlardan biriyiz. Anket firmalarına gitmeye gerek yok. Asıl anket sandıkta. Mutlaka. Sokağa bir çıkın. Sokağa bir çıkın. Üç kişiden ikisi ne diyor bir bakın. Gerçekten. Bu korku imparatorluğunu yıkan Sayın Meral Akşener'dir. 2017'de bu parti kuruldu. Ben de kurucularındanım. Ben de kurucularındanım. Evet. Giresun İl Başkanı. Tabii Giresun İl Başkanı'ydım. Ondan sonra GİK, ondan sonra Merkez İsmi Kurulu Başkanı. Ondan sonra yine Genel İdare Kurulu Üyesi ve Genel Başkan. 2 yıl önce Genel Başkan Yardımcılığı görevini verdi. Önce toplumsal politikalar, şimdi kadın politikaları. Mart ayının sonundan itibaren görevimize devam ediyoruz. Hamdolsun. Yani milletin kendisidir. Yakın çevrenizle bir konuşun. Özellikle kadınlarla konuşun. Gençlerle konuşun. Anket firmalarına şunu gösterme, gösterme diyecek. Böyle bir şey tenezzül etmez Genel Başkan. Hiçbirimizin de aklından geçmez böyle bir şey. En iyi sınav sandıktır. Yalan konuşmadan, iftira atmadan, kimseyi incitmeden tertemiz bir siyaset yapıyoruz. Alnımız ak, başımız dik. Alın terimizle ekmeğimizi kazandık. Emin ol, sevgili kardeşim, dünya malına ihtiyacımız yok. Dedim, Giresun'da avukatım. Eğitimci geçmişim var. Evet. Belli bir partide de siyaset yaptım. Ya teşkilatçı bir yönünüz var eskiden. Ben hep diyorum, geçmişimden utanmadım. Geleceğimden de utanmamak için İyi Parti'yi kurduk. Burada milletin hizmetinde devam ediyoruz. Ben hep diyorum, vatan sevgisi imandandır. Ama vatan sevgisi şiirle ölçülmez. Vatan sevgisi umutları çalarak şunu yapacağız. 20 yıldır yapmadık ama belki bir 20 yıl daha verirseniz bir şeyler olur diye bir vaadimiz yok. Biz diyoruz ki bizim iktidarımızda inşallah Allah nasip eder. Millet teveccüh ederse öncelikle ve öncelikle gençleri siyasetlere kol etmeyeceğiz. Soruları çaldırmayacağız. Mülakatları yapmayacağız. Evet. Ayısı dayısı diyor Genel Başkanım. Olanlar bir yerlere geliyor ama gencecik umutlarını bağlamış o sınava. Gençler ağlayarak çıkıyor. Belki de bir anne bir de öğretmen olmanın verdiği bir hassasiyet. En çokça hukukçuluk yönüm konuşulur ama ben çok severim öğretmenliği. Ve şöyle derim, çok onurlu bir meslek. İnsana dokunuyorsun. Hukukçu olarak da dokunuyorsun ama öğretmen olarak dokunmak çok başka bir şey. Ya farklı yani. Çok var. O çocuk işte hocam öğretmenim ya da bir kısım avukat hanım. Oğlum bu kadar aldı ama elenmiş. Soru da sormamışlar. Niye elediklerini söylemiyorlar. Deyince ben insan olarak çok üzülüyorum önce. O mülakatlar kalkacak. O da kul hakkı. Yine adalet sağlamak. Kanun karşısında herkese eşit kılmak. Kankiler kol kola yürüyüp beraber ıslanıp beraber kuruyup beraber şarkı söylüyor. Daha sonra biri mecliste biri hapiste oluyor. Böyle bir şey yok. Kanun karşısında herkes eşit olacak. Yine hukuk üstün olacak. Yine adam kayırma olmayacak. Onun için siyaset yapıyoruz. Onun için anketçilere gidip de olmayan bir şeyi yazın denmez. Denmediğini gördük. Kapı kapı geziyoruz. Bak bugün Uşak'tayız. Şu anda... Dün Kütahya'daydınız sen de. Tabii Kütahya'da 1400 kapı çaldık. Daha önce Çorum, Çankırı, Tokat, ondan önce Maraş, ondan önce Konya, Akşehir, yine Kayseri. Daha saymadığım iller, aklımda kalanları söylüyorum. Bunun dışında kadınların
bu işin sahibi olduğunun bilincindeyiz. Gençler ve kadınlar. Evet. 20 yıl önce doğmuş çocuk, bugün 20 yaşında, üniversitede okuyor. Ve aynı şeyleri görüyor. Ve hikaye anlatıyor birileri. Masal anlatıyor. Diyor ki, işte şu kadar kuyruk vardı. Ne zaman? 1970'de. Abi sen kaç yıldır iktidarsın? Ya şimdi de kuyruklar var. Kuyruk gene var. Yalanmış o kuyruklar. Fotoğraf halk çektirmek içinmiş. Var. Fotoğraf çekmek içinmiş, açlık da yokmuş. Hı. Ben de diyorum ki, tabii her şeyini devlet hazinesinden karşılarsan, doğalgazı, elektrik parasını, yol ücretlerini, halkın açlığını bilmezsin. Sarayın duvarları çok kalın. Oradan seslenince duyulmuyor. Ve halkın nasıl yaşadığını bilmeyen, onun nasıl yaşadığını anlamayan iktidarlar ayakta kalamaz. Bunlar da gidecekler. Evde ekmek bulup, malzeme bulup çorba yapamayan anneler gönderecek. Bursu kesilen gençler, KYK'dan kredi alıp 10 katı faiziyle para istenen geri öderken işe girmediği halde icra gelen gençler gönderecek. Çocuğuna harçlık veremeyen, çocuğunun karşısında mahcup duruma düşen babalar gönderecek. O yüzden anket firmalarına gidip de bize böyle yapın, falancayı göstermeyin diye böyle bir şey olmayacağını, sizin de inanmadığınızı bildiğim için gülerek sordunuz çünkü. Ben de gülerek cevap veriyorum. Birileri hayal aleminde yaşamaya devam etsin. Yani şu durumda var, yani AK Parti mesela %50'lerdeydi. Evet. Şu anda 27 gözüküyor, 26 gözüküyor. Evet. Belki %20'ye yakın, evet, bir oy kaybı var ama yani İYİ Parti'nin de mesela artışı belli. Yani bu, evet, seçmen kimse nereye gidiyor? Kimse inkar edemez. Yani bu orta zaman kararsız seçmen mi var? Ciddi kararsızdan kadar değil. Bak, kararsızlar dağıtılmadan bile, hı, yüksek. Bizim hedefimiz %20'ler falan değil. İktidar olabilecek, hı, mecliste çoğunluğu sağlayacak, oy alabilmek. Amacımız o. Yoksa az önce de dedim, dünya malı, makamı, milletvekili olmak için siyaset yapılmaz. Bakan olmak için siyaset yapılmaz. Millet için yapılır. Bak, Allah'ın rahmeti üzerine olsun. O büyük komutan Mustafa Kemal Atatürk. İyi ki lider olmuş. Mutlaka. İyi ki Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuş. Hükümdar olarak devam edemez miydi? Tek adam olarak kalamaz mıydı? Bütün malını, mülkünü kime verdi? Milletine verdi. Bakıyorum dününe bugüne. Bakıyorum o yoksullukla, yedi düvelle yapılan milli mücadeleye. Emeğe bakıyorum. Bugün geldiğimiz noktaya bakıyorum. Demek ki biz siyasetçiler de gereğini yapamadık zamanında. Öyle diyorum. Ve biz bu şu anda yaptığımız siyaseti, emin olun, bir vatana vefa borcu olarak yapıyoruz. Devletin parasıyla, devletin okullarında, milletin vergileriyle açılan okullarda, devletin öğretmenlerinden ben 3 fakülte okudum. Ben memur çocuğuyum. Ve babam hepimizi okuttu. Ve bir vasiyeti vardı bize. Haram yemeyin, hak etmediğiniz koltuğa da oturmayın. O liyakat tabii. Çok liyakat. Düşünüyorum, Cumhuriyet'in memuru, devlet memuru, helal lokmayla büyüttün. Benim de bu devlete borcum olduğunu inanıyorum. Bu millete borcum var. Ama bir öğüdü de unutmuyorum. Milleti yaşat ki devlet yaşasın. Milleti mutlu etmeden devlet olmaz. Mutlaka. Küstürmeyeceksin. Adalete güveni sarsmayacaksın. O mülakata sokup o 90 puanlı çocuğu eleyip 50 puanlıyı almayacaksın. Almayacaksın. O zaman sen millet bulamazsın daha. Ya benim mesela kızım da şu anda üniversite okuyor. Okuyor. Ya hedef direkt yurt dışına gitme. Yani ha işte. Çok üzülüyorum ona. Yani bu büyük bir kayıp yani ülke için. Bak, çok üzülüyorum. Bir yerden geliyorduk. Bu Düzce'den, yani bir toplantıdan gelirken bir AVM'nin çıkışında Bolu'nun var ya, güzel, evet, büyük. Orada böyle çok güzel gözleme, hı, yapan bir yer var. Samimi olduk onlarla da gidip gelirken. Oraya saptık. Otururken bir genç geldi, böyle uzun boylu. Kirli sakallı. Ben çok seviyorum, oğlum uzakta olduğu için. Böyle oğlumu görmüş gibi. Dedi, bir şey soracağım, çok özür dilerim. Buyur dedik. Dedi ki, siz Hüzlam değil misiniz dedi.
Ben de gayri ihtiyar Giresunlu musun dedim. Hani Giresunluyum ya. Acaba öğrenciyim mi falan. Yok dedi. Ben sizi TV'den, basından takip ediyorum. Bir şey iddiaya girdik. Arkadaşlarım dedi ki dedi. O değildir. Korumalarla gezer. Onlar. Siyasiler evet. Öyle ya. Ben de dedim ki dedi. İyi partiler öyle değil. Bizden biri. Dedim. Dedim ki neye iddiaya girdiniz? Şuna. İyi hadi gidelim iddiayı kazandığını ben söyleyeyim dedim. Koluna girdim. Gittim. Sohbet ettik. 5 tane yeni mezun doktor. O kadar duygulandım. Hoşuma gitti. Yurt dışı bu seçimi bekliyoruz dediler. Ve size çok güveniyoruz. Niye? Akşener'e çok güveniyoruz. O bir anne dediler. Çok duygulandım. Ve dürüstlüğüne güveniyoruz. Sözünün ardında durmasına güveniyoruz. Deyince çok hoşuma gitti. Oğlum biz de onun için onlayız. Zaten dedik. Ve onlara söz verdik. Biz iktidar olacağız. Siz hiçbir yere gitmeyeceksiniz diye. İnan insanın içi kanıyor. O mühendisler gidiyor. Doktorlar gidiyor. Emek vermiş. Dünyada en iyi tıp fakülteleri biz de biliyorsunuz. Evet. 10 binden fazla tabii, doktorun gittiği söyleniyor. Gidiyor. Pandemiden niye gidiyor? Onlar sonra gidiyor. Sırt çantalı, koşa koşa gelen bir 10 binler giriyor doğudan, sınırdan. Güneyden de milyonlar geliyor. Niye? Niye? İşte iktidarın yanlış politikaları. Kapı nereye çıktı yine? İktidara çıktı. Şunu açık yürekle söyleyebilirim. Bugün ekonominin geldiği nokta. Derin yoksulluk, derinden de. Dünyanın derin çukuru Guam çukuru muydu? Öğrenciler benden unutmuş olabilirim, daha iyi bilirler. O çukurdan daha derin, Türkiye'de derin yoksulluk. Emin ol, tavanla taban arasında hiçbir şey yok. Bir anafor yaşanıyor orada. İnsanlar gerçekten zor durumda. Bunu görmemek için vicdansız olmak lazım. Geçen bir canlı yayında yine söyledim. İktidar tersine Robin Hood'luk yapıyor. Robin Hood hepimiz biliriz. Zenginden alıp fakire evet. Verilmiş. Bizimkiler fakirden alıp zengine veriyorlar. Kur korumalı mevduat. Kur korumalı mevduat. Milyon dolar dövizi bozdur. Hiç merak etme, paran garantide. Ona faiz işletiyorsun TL üzerinden. Hı. Aradaki kur farkını da yükselince veriyorsun. Hani faiz haramdı, nas vardı. Ya işte insanların ne dini düşün duygularıyla siyaset yapacaksın ne de algı yaratacaksın. Dürüst olacaksın, yapabileceğini söyleyeceksin ve bunun üzerinden de oy devşirmeyeceksin. Sonunda duvara tosluyorsun böyle gelip. Müthiş bir fakirlik var, anlatamam. Ya eve giriyorsun, düşünüyorum bazen. Bize o yatak yorgan haram diyorum. Aklıma geldiği için çok duygulandım. Kadının emin ol. Çocuk küçücük, 2-3 tane çocuk, yemek yok. Çok aç. Hani komşusu tok iken, açken, tok yatan bizden değildi. Kimin ümmetisin? Ya makas ciddi anlamda açıldı. Makas yok daha ya. Yani. Hiçbir şey kalmamış. Böyle fakirlik, fakirden alıp zengine veriliyor. Böyle bir şey yok. İş beğenmiyorlar. 4 yıllık fakülte mezunu. Mühendislik okumuş. Kime gönderiyorsun? Taşerona. Taşeron kim? Belli müteahhitler, evet. Ballı müteahhitler. Ne veriyor? Asgari ücret. Nerede? İşte kar payı veriyorum. Kim yapar? Sen yüksek puanlarla sınav kazanmışsın, okumuşsun. Gidiyor, şey yok çünkü. Taşerona girerken bile torpil istenir mi ya? Partiye üye olacakmışsın. Nereye kadar? Deniz bitti işte. Deniz bitti. Milletinden, halkının yoksulluğundan haberdar olmayan elbet o sandıkta gider. Mazlumun ahı boşta kalmaz. Ya başkanım ya ekonomik bir kriz var ciddi manada evet. Ülkede. Mesela esnafa gidiyoruz mesela ürün alıyoruz. Bir ay sonra gittiğimizde mesela ürün bayağı artmış oluyor. Ya esnaf da ağlıyor işte elektrik maliyetleri işte mazottur şeydir birçok artıyor ama. Ama diyor yani yine de ülkeyi kurtaracak Tayyip Erdoğan diyor mesela vatandaş. O kadar ağlamadan sonra. Ya burada o zaman yani siz mi anlatamıyorsunuz? Yok, tabii şöyle diyorum ben. Vatandaşta bir karamsarlık mı var? Algı çok önemli bir desin.
Biz kim ne derse desin hepsi başımız üstüne. Yani ikna edememe sorunum var ikna, vatandaşın. İknadan ziyade insanlar belki komşuluk ilişkileri var. Ya da kimi şöyle diyor, çocuğumuz devlet memuru, çocuğumuz yerde. Bir gazeteci benimle konuşunca ne diyeceğim diyor. Ne diyeyim? Yani ama teşvik ve tehdit. Bazı samimi bazı tehdit tarafı, demeyeyim. Yani bazı taraf tehdit bazı taraf teşvikle ama. Ya şöyle, korkuyor. Hı. Ama şuna emin ol. Mesela 2018 seçimlerinde kapalı kapılar arkadını anlatıyorlardı. Sakın resim çektirmeyelim diyorlar. Şimdi onlar resim çektiriyor. Korkmuyoruz. Korku duvarı aşıldı. İşte o korku duvarını aştıran lider Meral Akşener. Ben hep derim, cesaret cinsiyette değil, yürekte. O yürekte. Tabii şey denir yani. Sayın Genel Başkan. Erkeği varsa dişisi de vardır. Tabii, hani var. Öyle bir tarihte bir söz yani vardır. Yani o çünkü arkasında korkacağı ya da birilerine vaat ettiği bir şey yok. Demin de dedim biz dünya malı dünyada gerek. Nefes alıyorsun varsın. Almadın öldün. Biz Allah'ın huzuruna vardığımızda bu millete olan vefa borcumuzu yerine getirdik. Ya Rabbim demenin rahatlığı içinde çalışıyoruz. Emin olun. İnşallah. Ya başkanım şöyle bir şey var. İddia var. Ya İYİ Parti sağ ve muhafazakar seçmeni küstürdü gibi. Yani işte Kuray Aydın'la Yavuz Araloğlu pasif görevlere getirildi. Meral Hanım'ın şu gezi olaylarını Abdülhamit dönemindeki olaylara benzetmesi. Ondan sonra Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğu söylenen kitabın okullarda ders kitabı olarak okulacağını söylenmesi. Yani özellikle muhafazakar kesimde bir tepkiyle karşılandığı söyleniyor. Ya, İYİ Parti'nin sağdan biraz daha sola kaydığı gibi böyle bir iddialar var. Bak şunu söyleyeyim ben. Merkez Partisi. Ama en fazla da AK Parti'den oy alacaksınız. Tabii onlardan alıyoruz zaten. %22 nereden oldu? Belki şimdi gerçek anketi açıklasalar ki AK Parti'nin anketinde olduğunu bildiğimiz için zaten daha fazla olduğunu bildiğimiz için bu kadar sözlü algı saldırıya maruz kalıyoruz. Böyle parmaklar sallıyorlar. Sanıyor diyorlar ki korkuyoruz. Bilmiyorlar ki bu vatanın sevdalıları, bu vatanın delilerinin tek korktuğu Allah-u Teala'dır. Mutlaka. Kuldan öyle. Korkumuz falan yok. Gizlimiz yok, saklımız yok. Öncelikle şunu dedim az önce. Merkez Demokrat, Milliyetçi, Kalkınmacı bir partiyiz. Yine sözün arasında dedim ki demin, kuru milliyetçilik olmaz. Ben de okurum. Çok güzel okurum hem de Sakarya şiirini. Ya ülkeci de milliyetçilik ya vatan için çalışma gerektirir. Tabii, vatanını en çok seven, en çok hizmet edendir. Yani liyakat önem vermeye tabii, gerektirir. Yani liyakati, kamu malını korumayı, 128 milyar nerede diye sormayı, doları. Sormayacak mısın? Soracaksın. Mutlaka. Bu çocukların, gençlerin boynunu bükmeyeceksin kimsenin karşısında. Liyakate bakacaksın. Aldığı puana bakacaksın. Bu. Yok, kuru kuru milliyetçilik oku. Şiir oku. O değil milliyetçilik. Milliyetçilik milletini devletten soğutmamak. Yani fiiliyat gerektiriyor. Göreceğiz. İşte biz onun için oradayız. Şimdi geçmişimi incelediğinizde görmüşsündür. Koray Bey'in, Yavuz Bey'in geldiği gelenek benimkinden farklı değil. Değil, evet. Ben divandayım. Ülke ocaklarına göre almışsınız. Divandayım. Evet, MHP'de de yöneticilik de yaptım. Çok biz hiç tartışmayı sevmem bu konuları. Herkesin siyasi görüşü, daha doğrusu siyasi partisi kendine. Çalışsınlar. Er meydanı, halk ve sandık sonucunda da. Onun için saygı duyuyorum herkesin iftira atmadıkları sürece, yalan söylemedikleri sürece tabii ki saygı duyuyorum. Ama yalan söyleyip iftira attıkları sürece elbette bizim de söyleyecek bir sözümüz vardır. Koray Bey ötelenmedi ki ikinci adam şu anda. Genel Başkan'dan sonra ikinci adam. Genel Başkan'ın vekili. Yavuz Bey kıymetlimiz, Genel Başkan'ın da kıymetlisi. Yavuz Bey biliyorsun Türk dünyasından sorumlu Genel Başkan yardımcısıydı. Yavuz Bey 36 milletvekilimizden biri. Ve mecliste olması gerekiyor. Ya iyi bir hatip. Tabii iyi bir hatip. Bir de mecliste oylamada olması sayımız az. Verdiğimiz oylar çok iktidarın blok oyuyla şey olmasa da bir oy bir oydur. Muhalefet şerhini koymak çok önemlidir çıkan kanunlara. Her zaman önerge hazırlıyor, veriyorlar. Dış Türklerden sorumlu başkanın dış dünyada çok uzun kalması gerekiyor. Almanya'da, Amerika'da, Belçika'da, İsviçre'de. Yavuz Bey'in bu kadar uzun meclisten ayrı kalmaması gerektiği için
divan değişikliği yapıldı. Yerine gelen de Rıdvan Bey. Yani bizim partinin içerisinde ne bir ayrımcılık var ne de böyle ötelenme var. Fikrimiz, zikrimiz belli. Bir de herkesin kafasından çizdiği bir şekil var. Böyle bir model biçiyor. Öyle kimiler gibi gömlek çıkardım, gömlek giydim. Hikaye yok bizde. Bizde herkes olduğu gibidir. Gerçekten demokrasi işler ve şunu herkes de bilsin ki bu partinin tek lideri vardır, o da Meral Akşener'dir. Ve adı da İyi Parti'dir. Bu sözleri söyleyenler özellikle farklı partiler bunu. Ve ben de çok sormak isterim. Bu isimler önemli isimler. Türk siyasetinin kıymetli isimleri. Ve unutmasınlar ki bu çok başarılı bir çalışmayla, ekip çalışmasıyla iktidara yürüyoruz. Böyle kayadan bir şey koparır mıyız amacıyla konuşuyorlar. Yani bizim aldığımız mesela benim ilimde %14'lerden %26'lara çıktı. Eminim %30. 40'ın aşağıda indirmemek için mücadele ediyoruz. Ankara, İstanbul, Türkiye'nin dört bir yanına bak. Dört bir yanına bak. Rakip... Yani bu şartta da mesela belediye seçimlerini 1800 oyla evet. Kaybetti. O yüzden şöyle diyoruz. Yani herkes dili döndüğünce halkı dinlesin. Onun sesi olsun. Açlık yok demesin. Kuru laflarla ne gençleri, ne kadınları, ne insanları ikna etmeye çalışsın. 0,5, 0,0,0,1 oy alacağım diye İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığını hepimiz biliyoruz. Yani oy alırız. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede hukuksuz bir şekilde çıkma ki Sayın Genel Başkanımız Danıştay'da dava bireysel açtı. Evet. Savunuculuğunu da ben yaptım avukat olarak. Bu gidişat, her şeyi ben yaparım. Bir gecede çıkarım. Kanunsuz, anayasaya aykırı olsun. Birileri mutlu olsun. Danıştay'ın kararına ne dersin? Danıştay şöyle diyorum. Danıştay savcılarının mülakatı süperdi. Danıştay'da şöyle dedik, biz Ankara'da savcılar var. Savunmada da söyledim bunu. Ankara'da da hakimler var. İnşallah deriz. Bizim dosyaya henüz red kararı gelmedi ama idari hukukta genelde verilen bir karar emsal olur. Evet. Diğerlerine uygulanır. Türkiye Barolar Birliği'nin açtığına red verdi. 3-2 çoğunlukla red verdi. O iki hakimin gerekçesini okursanız çok iyi anlarsınız. Açtığımız davanın haklı olduğunu. Emin olun. Ne diyor gerekçede? Diyor hukuksuz diyor. İptali gerektirir diyor. Ama red kararı verende de gerekçe bulamıyorsun. Orada da gerekçe yok. Bu kamuya yararlı değilse kaldırılır, öyle değil mi? Kamu yararı yok bu işlemde. Kadının uğradığı şiddeti, kız çocuklarının uğradığı istismarları, aile içi şiddetin önlenmesini kim rahatsız olabilir ki? Niye rahatsız oluyorsunuz? Bir İstanbul Sözleşmesi, şehrimizin adıyla. İlk imzacısın. Size de komik gelmiyor mu? Ondan bak, komik demeyeyim de. Hayata geçen de aklı. Yani düşündürmüyor mu? 2011'de de bunlar. Evet. İktidarın döneminde. Sonra 2021'de birden bir gece ne malum oldu bilmiyoruz. Saat 12'de çıkıldı. Bir de fesih diyor. Fesih de hukuki karşılık değil. Çekilme diyebilirsin. Ama genel başkanımız çok güzel bir açıklaması var. İktidar ilk geldiğinizde ne yapacaksınız? İstanbul Sözleşmesi'ni uygulayacağız. Bu da anlaşılmıştır herhalde. Yani, başkanım, siz kadın politikaları başkanısınız. Evet. Yani dünyada ve Avrupa'dan birçok ülkeden önce biz Türkiye'de tabii haklar kadınlara seçim hakkı verildi. Ama belki kadınlar bu lütuf gibi miydi? Yani bir 10 yıl geçmedi, belki 90 yıl geçti o tarihten itibaren. Ama yani kadınlar yani yeterince siyasette yok. Ya yani buradaki sıkıntı ne? Yani İyi Parti şimdi olarak... Temel hikayesi gibi. Niye yok? Ne oldu? Yani, demiş ya, ne oldu da böyle yani. Oldu? Niye böyle yani oldu? Birçok parti mesela kadın kollarına yani birinin eşini, yani böyle hani tuf gibi birinin eşini koyuyorlar. Veya kadın kontenjanından insanlar oraya yani girmeye çalışıyor. Bak, bizim liderimiz kadın. Hı. Liderimiz kadın. Kadın milletvekilisinin de az diyebilirsiniz. Ama biz yeni kurulduk bir partiyiz. %25 kadın kotamız vardı. Bizde kadın kolları yok, kadın politikaları var. Evet.
Senin kadın kolları bana çok ters geliyor. Erkek kolu yok da kadın kolu yani, niye değil mi? Çünkü sen kadınlar siz kendi aranızda kol, vücut var. Kızıl parça yapın der gibi. Orada hani, da bir kol var. Yani kendi aranızda. İşte kadın politikaları niye? Kadınlar diğer siyasetin içinde olduğu için. Mutlak. Şimdi kanun üzerinde, kağıt üzerinde yazılana bakmayacağız. Uygulamaya bakacağız. Bakın Avrupa devletlerinin hiçbirinde seçme seçilme hakkı yokken bize bu hak verildi. 1934'te. Tabii 34'te evet. Verildi. 30'da başladı, evet, 33 evet. Ve en son evet, 34'te verildi. Kadın milletvekillerinin sayısına baktığımızda bugünle kıyasladığımızda nüfusa göre karşılanmıyor bile. Evet. Eğer biz kendi hakkımızı bilmiyorsak başkalarının bize hak vermesini beklemeyeceğiz. Ya kazanılmış bir hak. Kazanılmış hakkı da kaybetmemek evet. için İstanbul Sözleşmesi ile bu kadar ardına düştük. Bu kadar sahiplendik. Çünkü bir gecede ben bu hakkı aldım diyen biri yarın medeni haklarımızı da alır. Yarın miras hukukundan da mahrum bırakabilir korkusu, düşüncesi var. Hani der ya ışığı gören geliyor kapıyı açınca bu yol olur. Onun için uğraşıyoruz. Tabii ki red son değil. İstanbul Sözleşmesi ile açılan davada. Onların ötesinde Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu var. Onun ötesinde Avrupa Anayasa Mahkemesi var. Onun üzerinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi var. O bir son değil. Ama biz gene inanmak istiyoruz Ankara'da hakimlerin olduğuna. İnşallah öyle olacak. Bu bir toplumsal mesele. Kadın hakları, niye kadınlar? İşin sahibi sen olacaksın. Onun için kadın politikaları var bizde. Direkt kol olarak değil. Divanda kadınlar var. Ve divanda da belli bir sayıda kotayı koymak zorunda. Divanı hazırlayanlar. Yönetime o kotayı koymak zorunda. Olmayan, çok zor olan kurulurken ben kurucuydum. Kurucuydum, Giresun kurucusuydum. Bir sıkıntı yaşamadık. Hem kadın olmam, hem 20 yıl kadar orada öğretmenlik yapmam, hem uzun süredir de avukatlık yapmam, o bölgenin insanı olmam sıkıntı yaratmadı. Ama sıkıntı olan oldu. Niye? İşte kadın siyasette olur muymuş? Şöyle bir imaj yerleştirilmiş. Siyaset erkeğin işidir. Erkeğin işi, tek başına erkeğin işi değil. Ama şurada da şunu vurgulamak istiyoruz. Liyakat tabii ki. Sırf kadın diye de gel buraya otur denmiyor kimseye. Öyle de denilsin demiyoruz. Ya bizim mesela bir önceki valimiz kadın valiydi ama ya şehir olarak bayağı memnuniyetsizlik vardı. Yani ciddi bir 7-8 korumalarında gezmeler, ondan sonra hani böyle şatafatlar yani. Yine beni yanlış anlamasınlar da. Yani ben karşıyım öyle 3000 korumalarla, 20 polisle, eskortlarla. Halkından, düğüne bile mesela bir 6-7 korumayla gitmeden. Halkından korkan ya. Siyaset yapmasın. Hem de biz batıda biriz yani. Halkın makamını biriz yani. Bisikletle gidiyor. Yani. Bir tanesi şöyle demişti. İşte başkanım dolmuşla gidip geliyorum. İşte diyecekler ki falanca ben de dolmuşla gidiyorum. Hı. Dolmuş kullanıyorum. Ankara'da dolmuş kullanıyorum. Taksi kullanıyorum. Bazen otobüse biniyorum. Geziyorum insanları. Arkadaşım biri de şöyle bir cümle etmişti. İşte diyecekler ki işte falanca şehrin il başkanı dolmuşla gider mi? Demezler başkanım dedim. Ya bir gün derler, iki gün derler. Demezler. Alışırlar yani. Alıştırılmış demezler başkanım. Hatta alkışlarlar yani. Dedim. Almanya Başbakanı'nı gördük, Merkel'i. Belçika'nınkini görüyoruz. Hollanda bisikletle gidip geliyorlar. Doğrusu olan o. Asil nasıl yaşıyorsa vekil de mutlaka öyle yaşasın. Bu düzeni, bu sistemi, bu anlayışı ortadan kaldırmak için varız. Halkın kendisi ya. Açacak telefonu. Ben hep diyorum tek telefonum var. İkincisi yok. Hani böyle bir telefon vereyim. Ya o sekreterdeydi. Ya o falancadaydı. Öyle yok. Tek telefonum. Açmamışsan kızmayın bana diyorum. Bak bu da onlar gibi demeyin. WhatsApp'tan yazın. Mesaj atın. Ben dönerim. Hakikaten de elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Kadın siyasetin içinde olmalı. İşin yükünü, evin yükünü siz de biliyorsunuz eşiniz çekiyor. Çalışsa da. Yani ev hanımından emeklilik yok. Meslekten emekli oluyorsun. Evet. Ev hanımından emeklilik yok. Ev hanımı ne yapıyor? Evi de geri yemeğe yapıyor. Çıkıyor, işini yapıyor. Çocuğun annesi sizin eşiniz.
Ama sizin tek vasfınız, çok özür dilerim. Çalışıyorsunuz, babasınız. Yemek derdi sana da düşüyor. Çok yardım eden arkadaşlarımız var. Benim eşim de bana yardımcı olmuştur ama düşünüyorum geri geçen 35-36 yıllık evet. evliyiz biz. Geriye dönüyorum. İşin yükü bendeymiş. Diyorum ki şimdi eşime, bak nasıl oluyormuş. Yani evden hanımın uzak olması gerçekten zor. Kıymetli. Tabii çok zor. O da diyor. Allah ondan da razı olsun. Ülkemiz için katlandığımız, yaptığımız her şeyde arkamızda destek. İyi pardon. Yani kadınlar için hani farklı neler tabii, düşünüyor tabii. ve neler yapacak mesela. Şimdi şöyle. Az önce dedim ya. Hı. Bir işi, bir işten sıkıntı çeken çözümünü kendi üretiyor. Yani. İşte kadın o. Burada kadın politikalarında hakikaten ben sana 3 gün anlatabilecek olduğum kadar politikalarımız var. Kurulduğundan bu yana, benden önceki başkanın da döneminde hazırlanan biz üstüne koyarak devam etmeye evet. çalışıyoruz. Birkaç başlık söyleyeyim ben size. Örneğin herkes liyakat derken bütün işler diplomayla çözülmüyor. Okuyamamış. Evet, tabii anneler var. Onlar da evde evlat doğurmuş, büyütmüş. En büyük hizmetlerden biri. Niye onlara evde sigortalılık sağlanmasın? Onu hazırlıyoruz. Yani orada evde emekli olabilecek. Evet. Yine öyle evlere girdik ki az önce anlattım. Ekmek yok. Bomboş su kaynatıyor kadın ya. Hazreti Ömer'in kısaslarından anlatılır ya. Evet. Taş koymuş Hı. diye. Fırat'ın kıyısındaki, Dicle'nin kıyısındaki koyundan haberin yoksa sen olma Ömer diyor Hazreti Ömer. Bırak Fırat'ın kıyısını, Dicle'nin kıyısını. Uşağın merkezinde insanlar, Giresun'un merkezinde, İstanbul'un merkezinde çok uzak dünyaya ve yoksulluk çekiyor. İşte asgari ücretin altında hiçbir para girmeyen evlere, o annelere 1700 lira karşılıksız verecek devlet. Yine 18 ile 26 yaş arasında okulu bitirmiş ya da bitirmemiş. Hiçbir geliri yok, işi yok. Babadan harçlık istemiyor, utanıyor. Anneye söyleyemiyor. O gençlere de kız erkek ayırmadan 1700 lira karşılıksız yine verilecek. Var mı karşılıkları? Var. Onun da planları hazırlandı. Ya toplam ilk gün düşündüğün zaman hani bir israf harcanan parayı tabii. aktardığın zaman. Tabii. Silinen vergi borçları. Yani Mehmet amcanın silinmiyor ama Demirören grubunun siliniyor. Evet. 5 müteahhitin siliniyor. Bana sordu mu vatandaşa bunu silelim mi diye. Niye siliyorsun? Nasıl siliyorsun? Mehmet Emin'in borcunu silmiyorsun. Ayşe teyzenin sigorta borcunu silmiyorsun. Çiftçinin traktörüne el koyuyorsun. Ya bazen mesela 50 lira borç var. Belki 150-200 lira masraf etmez onu tahsil edemezler çalışıyor mesela. İşin ilginci bir de parantez içinde dolandırıcılar da türedi. Şu kadar borcunuz varmış ödememişsiniz. Varlık fonuna satıldı. Varlık şirketine. Fondan şirket ismi çıkarmışlar. O bankalar devrediyor borcu. Anlaşırsak şu kadar. Anlaşamazsak bu kadar. Adamın borcu 100 lira. İstedikleri 5000 lira. Devletsin. Devletsin. Zinciri kuracaksın. Yine kız çocukları okutulmalı. Kız çocukları okutulmalı. Yine önemli bir konu söyleyeyim ben size. Bir Rüzgar Gülü projemiz var bizim. Kalkınma politikaları, toplumsal eğitim politikaları hazırladılar. Ekonomi politikalarıyla. Kalkınma politikaları son şeklini verdi. Bugün iktidar isterse uygular. Genel Başkan kaç defa mecliste söyledi. Bizim projeler miri mal niteliğindedir. Alın uygulayın diye. Nedir o? Ana sınıfından lise son sınıfa kadar okula giden bütün öğrencilerin sabah ve öğlen yemeği devletten. Bizim çocuklarımızda son 10 yıldır bodurluk başladı. Evet. Proteini beslenemiyor. Bu basit artık. Tabii. Bu çocuklar uzman ellerde hazırlanan ve kontrollü hazırlanan. Yani gönlük kadar tabii. Onunla beslenecekler. Bağışıklık güçlenecek. Sağlıklı olacaklar. İkincisi, o yemeklerin hazırlanmasında belki o çocukların annesi, teyzesi, halası kadınlar görev yapacaklar. Belki kooperatif. En az 300 binin üstünde 302 bin kadındı son hesaplamalarda istihdam sağlıyorsun.
Daha önemlisi harçlık vermiyor aile. Aile bütçesine yemek harçlığı vermiyor. Bütçeye karşı katkısı. Bir de yani zengin çocuk ve fakir çocuk arasındaki... Aynı şey. Öbürü simit poğaça yiyor. Bu evden kuru ekmek getirmiş. Kuru da diyemiyoruz, ekmek de pahalandı. Simit 7 lira olmuş. Yani düşünsene. Evet. Onu da götüremiyor. Hani önceden simit çay hesabı yapıyordu ya. Simit çayla iktidara geldiler, simit çayla gidecekler. Şimdi çok pahalı. Ve çok daha önemli ki bölgenin, her bölgenin kendine az ürünleri var. Doğal tarımla tabii ki köyler tekrar canlandırılacak. Köylü kazanacak. Pazar aramasına gerek yok. Buralarda tikelleyecek. Hakikaten rüzgar gülü. Antiparantez şunu da söyleyeyim. Çocuklar taşınmayacak artık. Eğitim taşınacak. O köylere, o okullar açılacak. O köyler, o sağlık ocakları. Yeni köy yaşam merkezleri tabii de bir proje başladı iktidarın. Yani o bizim var. Diğer muhalif partilerin de var. Yaşam merkezleri bir iki yere örnek yaparak, bir iki müteahhiti mutlu ederek olmuyor. Bunu hayata geçireceğiz. Evet, çünkü Milliyetin Bakanı buradaydı. İşte 20 yıl. 20 yıl. 20 yılda ne yaptın abi? Sormazlar mı adama? Ne yaptınız 20 yılda? 8 tane bakan değiştirdim. Aynı Merkez Bankası Başkanı gibi, nöbetçi kulübesindeki nöbetçiler gibi biri gidiyor, ya biri gidiyor. Öğrenci, adını ezberliyorsun, hani gidiyor. 4 yıl ilkokul okuyor ya veya ortaokul. Yani aynı Milliyetin Bakanı'yla bitiremiyor yani. Başlayıp... Yani 20 milyon yoksul var ülkede. 20 yılda 20 milyon yoksul yaratan bir iktidar olur mu? Bir de bununla övünüyor. Şu kadarının elektrik borcunu ödedik, şu kadarına doğalgaz yardım yaptık. İnsan ağzını açmaz ya. Sen iktidar değil misin? Yani. Fakir çoğaltmak için mi geldin? Memleketi mutlu etmek için. Yani bir orta direk şimdi, vardı yani. Orta direk yok, direndiği de yok. İnsanlar gömüldü. Yani. Hakikaten çok kötü. Bir de bir kibir, bir gurur, bir şey. Yani bağırmalar, çağırmalar. Sıyıp baktı ki zor durumda, suçla. KPSS'yi soru çalınmasını bile muhalefete yükleyen bir iktidar olur mu? ÖSYM'nin başındakini kim atadı? Oradaki çalışanlar kimin kontrolünde? 2010'da da çalındı bu sorular. O zaman FETÖ, şimdi kim çaldı beyler? Sormazlar mı adama? Ya. Tabii ki sorulacak. Ama topa at. Muhalefet, sanki muhalefet yönetiyor. Bak 2010'da sorular çalındığında ben bir sendikanın avukatıydım. O sendikanın başkanı da şimdi bizim milletvekilimiz. İsmail Gonçuk Bey. Evet. Orada biz dava açtık. Sendikanın avukatlarından biri de benim. Bize denildi ki oradan böyle televizyonlardan yere. O soru çalınmadı. Herkes hakkıyla puan aldı. Annelerin nak sütü gibi helaldir diyenler daha sonra bu soruların FETÖ çaldığını anladılar. Ama kandırıldılar. Vatandaşın kandırılma hakkı yok. Yok. Ama onların var. Burada özellikle vatandaşlara söylemek isterim ki çaycısında, çorbacısında her yere sızan bu örgüt siyasete mi sığmamış? Sızmamış. Bizim hazırladığımız, CHP'nin hazırladığı, Millet İttifakı'nın hazırladığı bu soru önergeleri biz İYİ Parti defalarca sunduk. FETÖ'nün siyasi ayağı araştırılsın diye. Kim reddetti? Cumhur İttifakı. Şimdi hiç kimseyi ne iftira atarak ne korku salarak gerçekleri saklayamazlar, örtbas edemezler. Bu sorular çalınması gençlerin umutlarını çalmak demek. Sınav yeniden yapılacak. 1600 öğrencinin sınavı iptal edildi. Uzak şehirlerden gelip sınava girdiler. Hatta çalındığı ortaya çıkınca demiştim ki bir canlı yayında vekiller de söyledi. Bu çocuklardan daha sınav parası alınmayın bari. Ama otel parası, yol parası. Tabii diğer. Nasıl olacak? Bir de psikolojik boyutunu bırakın yani. Bir de acaba o aynı çalıştığı, yaptığı sorular var. Belki o motivasyonla aynı başarıyı gösteremeyecekler. Ama sen bir yayın evine hepsi aynı çıkan yüklü miktarda bir soru. Böyle bir şey olmaz. Yönetemiyorlar. Yönetemiyorlar ve yönetemeyenler gidecek. Sandığı dört gözle bekliyor vatandaş. Biz de bekliyoruz. Ya başkanım gelelim Uşak'a. Yani yapılan anketlerde Uşak bizim 3 milletvekilimiz evet var. Yani bir gibi gözüküyor. İşte AK Parti, CHP, İYİ Parti birer tane paylaşıyor gözüküyor. Ya seçim olarak da ya bizim şehir olarak da ya şöyle bir endişemiz var. Yani genel merkezden bir tane isim birinci sıraya atanır.
yani şehri tanımayan, şehrin de onu tanımadığı bir isim milletvekili olur. Bu 5 yıl şehir için bir ölü dönem oluyor. Bak şuna emin olun. Yani siz de nasıl bir belirleme olacak? Ben genel başkan yardımcısıyım. Evet. Divan üyesiyim. Evet. Tepeden gelme atama olmaz. Ya büyük şehirde olabilir belki. Hani kontenjan. Bak şimdi genel başkanın GİK'in genel başkanının şu özelliği var. Bak dedim daha önce de siyaset yaptık. Kimse teşkilatlara sormadan bir şeyler yapıyordu. Bak emin ol genel başkan bu ittifaklar da olmak üzere genel idare kuruluna, teşkilatlara en son divanda tartışılır, kararı verir. Ve kesinlikle de bütün kararları meşveretledir. O tartışılıp da sonuca varılan şekilde olur. Mesela yerel seçimde bir ciddi bir örnek var. Mesela hani adayınız işte 1800 oyla hani bir az bir farkla mesela kaybetti. İttifak olmamasına rağmen hani CHP aday çıkarmasına rağmen mesela iyi bir oyla mesela az bir farkla kaybetti. Yok biz eminiz bir dahaki dönem belediyede bizim işte, o 1-1 değil 2-1 olabilir. Biz eminiz. Ben uşağı da gördüm. Bir ön seçim telaffuz oldu. Ya ön seçim neyin ne yapılacağı belli değil ama şuna emin olun. Teşkilatların fikri alınmadan, konuşulmadan, emekler göz ardı edilmeden. Ben teşkilatları ben değil parti şey olarak görürüz. Onlar uç beyleri. Buralarda. Türkiye'nin bir tarafında. Kars'ta, Iğdır'da, Kağızman'da. Orayı o tanıyor zaten. İşte, onlar tanıyor. Hani. Her o insanlar biliyor. O yüzden genel başkanın bu konuda en iyi ne olduğunu, nasıl olacağını siyasetin içinden gelen ve 10 yıl sonrasını düşünerek hareket edeceğine emin olabilirsiniz. Yani çünkü geçmişte mesela çok oldu. Yani şehrin tanımadığı ve şehri tanımayan insanlar mesela buradan milletvekili oldular. Yani şehir de istifade edemedi. Yani bir boş geçen dönemler gibi oldu. Yani sizden parti olarak hani ben bak az önce de teşkilatta konuşurken de dedim ki ben de içinde olmak üzere dedim. Eğer sırf kendi ikbali için milletvekili olmak için siyaset yapıyorsa Allah kimseye nasip etmesin, bize de etmesin. Yani milletvekili yani şehirde iz bırakması gerekiyor. Öyle. Bizim... Bak sadece parmak kaldırıp indiriyorlar. Soru soruyor. En çok soranlar bizimkiler. Millet İttifakı. Soruyorsun, cevap yok. İki senedir cevaplanmayan sorular var. Kanun çıkarılıyor, blok. Torba kanun. Torba kanun olur mu? Her kanunun ruhu var. Tabii ki. Özelliği var. Bir torbaya doldur. Niye yapıyorlar biliyor musun? Bu şey imar yasalarında çok oldu bu. Hiç alakasız. EYT'yi koy, yanına imarı koy. Torba oyluyorsun, diyecek ki o zaman bak size oy vermedi diyecek. Ama öteden başka bir şey geçiriyor. Torba kanun bana sorarsan demokrasiye uygun değil. Her kanunun ruhu var. Her kanun ayrı ayrı tartışılması gerekiyor. Tartışılması gerekiyor. Kamu menfaati düşünülerek yapılmalı. Ama iktidar sadece kendi menfaatini düşünerek ne kadar iktidarda kalabilirim, ne kadar götürebilirim. O yüzden esas olan burada tekrar baştaki söylediğimi söylüyorum. Sistem yanlış. Başkanlık sistemi bile değil bu sistem. Bak Fransa'daki, Almanya'daki, ABD'dekilere bak. Meclisleri var, senatoları var. Oralardan geçiyor. Bizde hiçbir yerde geçmiyor. Cumhurbaşkanlığı kararı. Var mı böyle bir şey? Varlık gece konu. 12'de bir karar. 12'de bir karar alıyor. Biri oraya gitmiş, biri buraya gitmiş. Bir gecede üçü değişiyor, beşi değişiyor. Yani bir, bakan hani tanımıyorsun. Kapanan üniversiteye bir rektör ataması var. Ya çok, çok ilginç bir şeyleri var bunların. Kazanamayan milletvekili adayları belediye başkanları rektör yapıyorlar. Ya siyasetçi ise siyasetçi, bilim adamı ise bilim adamı. Olmak istiyorsa vazgeçer. Gidiyor bir daha. Bakıyorsun çok gördük. Mesela bu hakim savcı atamaları, mülakatlar çok tartışmalı. Türkiye birincisi olmuş adam sınavda eleniyor. Ama il başkanı, bilmem ne ilçe başkanı bakıyorsun ataması yapılmış. Ben bir hukukçu olarak üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Bazen öyle bir durum oluyor ki bırak diyorum yani hukuku bilmesen daha iyiymiş. Öğretmen olarak alsam daha iyiymiş. Hatta diyorum ki at cübbeyi, diplomayı. Sonra diyorum ki ya Ünzile sen bir çocukla başladın, iki çocukla bitirdin. İstanbul hukuku emek verdin. Giresun'da hem öğretmenlik yaptın, hem İstanbul hukukla okudun. O emeğe yazık. Daha fazla asıl, adalet gelene kadar daha fazla mücadele et.
bir varlık fonu hasıl oldu. Bak Çaykur, ondan örnek vereyim. Yılların kereden Çaykur'u. Kar ediyordu 2017'ye kadar. Karadeniz'de olduğum piyasanın için. Piyasanın büyük bir diyorum, pazar tabii, payı ondan. 2017'ye kadar kar ediyordu. Pat varlık fonuna geçti. Zarar etmeye başladı. Niye soramıyorsun? Devlet sırrı mı? Ticari sır mı? Böyle bir sır olmaz. Böyle bir sır kalkmalı. Sayıştay görevini yapamıyor. Açılışında ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Bu kadar bizi araştırmak için uğraşmayın. Sayıştay'ın işi araştırmak. Yani, İşi araştırmak. Yani. Yani Sayıştay kadim bir kurum. Osmanlı'dan bu yana. Ve çok da iyi çalışan bir kurum. İktidarın biz de olsak başkası da olsa bütün eylemleri ve faaliyetleri yargı denetimine, meclis denetimine açık olmalı. Açık olmalı, şeffaf olmalı. İnsanlar yaptığından korkmamalı, utanmamalı. Hesap verebilmeli yani. Tabii. Vatandaş da talep edecek. Ben bilmek istiyorum mesela. Varlık fonu niye zarar ediyor? Benim çayım niye para etmiyor? Benim fındığım niye rezil? Uşağın çiftçisi niye zor durumda? Niye sulu tarımda sıkıntı yaşanıyor? 3 tane nehri besleyen o dağda niye maden aramaya çalışıyorsun diye sormazlar mı? Soruyor. O yüzden sorduğumuz için buradayız. Ya başkanım, soruları benim genel manada bunlardı. Evet. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Ben şöyle diyorum. Asla kimse umudunu kaybetmesin. Bu ülkede iyiliğin güneşi doğacak. Bu ülke adaletli, hukukun üstün olduğu, kul hakkının yenmediği, kamu mallarının korunduğu, milli varlıkların tekrar devlete döndüğü, milletin malı olduğu dönemi inşallah İYİ Parti ile görecek. Onun için uğraşıyoruz. Bunun dışında hiçbir amacımız, gayemiz yoktur. Ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz başkanım. Ayağınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Sevgi ve selamlar herkese. Bugün de programımızın sonuna geldik. Yeni bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.